Değerli arkadaşlarım, en iyi 100 roman listesindeki ilk 50 romanı sizlerle paylaşacağımı söylemiştim ve bu serinin son videosu olacak. O 100'ün içinde de yer alan önemli gördüğüm seçilmiş eserleri de belki bir videoda daha sizlerle paylaşacağım. 41 numarada kim varmış? Peyami Safa varmış. Bireyin iç dünyasını anlatan yazarlar ve eserler önemli arkadaşlar. ÖSYM son zamanda bunlara çok önem veriyor. Yalnızız romanı bireyin yalnızlığını ve ruh hallerini başarılı şekilde anlatması bakımından edebiyatımızın önde gelen romanıdır. Manevi değerlerin ortadan kalkması sonunda yalnızlaşan bireylerin birbiriyle yaşadıkları samimiyetsiz ilişkiler romanın ana konusunu oluşturur. Samim, Mefaret, Selmin, Ferhat kahramanlarımızı da şöyle bir hatırlamış olalım. 42 numara Hasan Ali Toptaş. Arkadaşlar, Bin Hüzünlü Yaz romanımız var. Kahramanımız Alaaddin, postmodern bir romandır. Hasan Ali Toptaş romanda var olan bir gerçek dünyayı değil, kendisinin yarattığı bir dünyayı sunmaktadır ki önemli tarafı aslında bence şudur. Soru kökünde Doğu Batı masallarına kadar derin bir okuma yaptığını, masallardan çağdaş romanlara kadar olan her türlü anlatıdaki dünyayı ve anlatının yapısını anlamaya çalıştığını belirtmesi ve romanın da bunlarla süslenmesi aslında romanı önemli hale getiren özelliklerdir arkadaşlar. Fakir Bayburt, Baykurt, Bayburt diye çok böyle ağzımıza alışkın. Baykurt'tur arkadaşlar doğrusu. Yılanların Öcü, Bayram ve Irazca'yı unutmuyoruz. Şuraya Z'yi koyalım. Klavye biraz eksik yazabiliyor. Hızlı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Irazca ve Bayram'ı unutmuyoruz. Köy gerçeğini anlatan en başarılı yapıtlarımızdandır. Haksızlığa bir baş kaldırma vardır. Bayram ile annesi Irazca'nın toprak mücadelesi ve köyde yaşayanların birbirlerine üstünlük kurma çabalarını anlatması önemlidir. O dönemdeki toplumun yaşadığı sıkıntıları yansıtması bakımından önemli bir romandır. Yine bireyi anlatması açısından önemli bir roman arkadaşlar. Şöyle bir anım da var Selim İleri ile ilgili. Atandığım sene KPSS Edebiyat alan testinde karşıma çıkmıştı. Her Gece Bodrum adlı eseriyle zaten onun Selim İleri olduğunu anlamıştım. Bu eseri sormuşlardı arkadaşlar. Cem Murat Emine, ya bu romanlar neden önemli arkadaşlar? İşte şu açıdan önemli. Yalnızlıkları anlatması, bireyin yalnız kalışını anlatması, toplumdan kendini soyutlamasını anlatması. Eser, kent soylularının iç dünyalarını, aşklarını, yalnız dönemin siyasi özelliklerini de ele alması bakımından, bu çerçevede işlemesi bakımından önemlidir arkadaşlar. 44 numarada kendine yer bulmuş. Vaktim olursa Doğu Batı ekseninde gelişen romanları da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlardan bence en önemlisi Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar'ın, Rabia, Vehbi Dede ve Pregrini karakterlerini unutmuyoruz. Şöyle geçenlerde bir soruda gördüm arkadaşlar. Paris'te yazılmış ve ilk kez Soytarı ile Kızı adıyla Londra'da yayınlanmıştır. Yani onun ilk kez o isimle yayınlandığını bilelim. Soytarı ile Kızı olarak yayınlandığını bilelim. Doğu ile Batı karşılaşmasının yapıldığı başarılı bir eserdir. Konusu ve anlatımı sebebi ile edebiyat tarihimizde önemlidir arkadaşlar. Gerçekten yıldızlık bir eserdir. Unutmuyoruz Halide Edip'in bu eserini. Rabia adlı genç bir kızın Mevlevi dervişi Vehbi Dede ile İtalyan müzisyen Pregrini. Yani orada İtalyan müzisyendeki Batı'yı görüyoruz ve diğer tarafta Doğu'yu görüyoruz. Ve Doğu Batı karşılaştırması açısından gerçekten önemli bir romandır. 45, bu arada Manisalıyım. Belli olmaz belki de bu roman çıkar arkadaşlar. Özellikle buna yıldız koymak lazım. 46 numara Nahit Sırrı Örik. Yine tarih konusunda önemli bir roman. Sultan Hamit Düşerken. Nimet karakterini unutmuyoruz. Merkezde o var arkadaşlar. Osmanlı Devleti döneminin pek bilinmeyen taraflarına ışık tutan bir eserdir. Ve Sultan Hamit'ten bahsetmesi de aslında önemlidir. Onu önemli hale getirmiştir ve 46 sıraya taşımıştır. 46. sıraya taşımıştır. 47 numara Livaneli, Serenat adlı romanı var arkadaşlar. Buradaki sadece Maya Duran ve Wagner karakterlerine dikkat etmemiz yeterli diye düşünüyorum. Tabi bu 50'nin içinde birkaç tane küçük değişiklik yaptım. Çünkü birkaç tane siyasi konulu roman vardı. Onların sorulacağını sanmıyorum. Bu açıdan o 50'ye ben diğer 100'den birkaç tane roman kattım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Vaktim olursa da o geriye kalan 50'den şöyle en çok deneyimlerime dayanarak en çok karşınıza çıkabilecek romanları da bir videoda inşallah toplayacağım.
48 Memduh Şevket Esendal'ın çok sorulan Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanı var arkadaşlar. Buradaki onu önemli kılan en önemli nokta Türkiye fotoğrafını ortaya koyması. Yani bir yerde yaşayan 9 farklı karakterin veya farklı toplumu yansıtan kişilerin aslında bir Türkiye fotoğrafını ortaya koyması önemlidir. Ayaşlı İbrahim Efendi, İhtiyar, Şefik Bey burada kahramanlarını soracağını sanmıyorum. Sadece Türkiye fotoğrafının ortaya konulması açısından işte kiracı falan ibarelerini kullanarak bu yazarı sorma ihtimalleri daha önce oldu, soruldu arkadaşlar. Yine bu ihtimal var diye düşünüyorum. 49 yine yıldız koyabileceğim bir eser arkadaşlar. Berci Kristin Çöp Masalları. Latife Tekin. Daha önce de ÖSYM bunu sormuştu. Yani Latife Tekin'i tek başına sormuştu ve soru öncülünde Berci Kristin Çöp Masalları eserine yer vermişti. Buradaki önemli nokta nedir? Onu buraya kadar taşıyan manilerle tekerlemelerle ördüğü kendine has diliyle öyküsünü anlatırken, yani şu mani ve tekerleme kısmı bence önemli. Soru kökünde buna dikkat etmek lazım. Yoksulluğa, yabancılığa, sürgün edilmişliğe sahici ve içeriden bir bakışla yaklaşan bir romanımızdır. Özeti de buradadır arkadaşlar. Şehrin maddi olanakları arasında sıkışıp kalan insanların hayata ve kente tutunma mücadelesini anlatması onu önemli bir duruma getirmiştir ve İlk 49'a sokmuştur arkadaşlar. Evet, 50 numara. Aslında bu 52'lerde falan da dediğim gibi arkadaşlar 1-2 sıra onları ben değiştirdim önemli gördüğüm için. Deniz'in Çağrışı kahraman öğretmenlerle ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Öğretmen tiplerle ilgili orada buna yer vermiştik. Yine merkezde bir öğretmenin ruh halini adeta bir nakış gibi bu eserinde kaleme alması önemli. Öğretmenin ruh halini adeta bir nakış gibi kaleme almıştır diyoruz. 50 numarada Kemal Bilbaşar var. Bence bu da önemli bir romandır arkadaşlar. Deniz'in Çağrışı. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bütün dönemin önemli gördüğüm ve en çok çıkan romanlarını inşallah dönem dönem videolarda toplayıp seri şekilde pazartesinden itibaren 2-3 gün içinde sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Ve geriye kalan nokta atışlar diyorum. Sizlerle olacak diyorum. Ve sınav sonrası geriye dönüp baktığımızda bu videolarda soruların çoğunun yer aldığını göreceksiniz diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.